Esenel Kadın Dayanışma Derneği'ni biz 7 yıl önce kurduk. Aslında şöyle bir ihtiyaçla kuruldu. Kadınların sorunlarına değebilmek ve ortak çözümler bulabilmek için. Ev emekçisi kadınların, işçi kadınların, işte fabrika işçisi kadınların yol yaşadığı bir yer. Dolayısıyla sorunlarımız da çok fazlaydı. Biraz o dönemin de kendi hareketliliği ile birlikte burası kadınların dayanışması yine ortaya çıktı. Tartışıyorduk kadınlarla neler yapabiliriz. Bir şey yapmak isteyen kadınlar aslında bunlar tabii. Parklarda forumlarla oluşturduk aslında. İşte yan yana gelerek dertlerimizi, sorunlarımızı konuşarak burayı kurduk. İşte 7 yıl istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Ya kadınlar burayı sahiplendikçe, kadınlar geldikçe, kadınlar herkes kendinden bir şey koydukça devasa bir kadın dayanışması aslında ortaya çıktı. İşte her kesimden, yani her siyasi partiye oy veren kadınların uğrak yeri haline geldi. Sorunlarını burada tartışmaya başladı. Çözümlerini burada aramaya başladı. Şöyle söyleyeyim, yani 7 yılda 2000'in üzerinde vaka. Aslında vaka olmayan hiçbir şey yok kadınların adına. Ama bunlar 2000 vaka dediğimiz şeyin içerisinde çok ağır şiddet vakaları var. İstismar var, çocuğa yönelik istismar var. Boşanmak istediğinde ölümle tehdit edilen kadınlar var. Ekonomik sorunlardan kaynaklı giderek yoksullaşan kadınların iş arayışı talebiyle bile uğradığı bir alan haline dönüştü. Biz tabii bu çoğu vakaları çözebildik dayanışmayla. Çoğunun işte takipçisi olduk, davasına gittik, duruşmalarını kitlesel izlemeye çalıştık. Kimi zaman yine kadınların talepleri doğrultusunda kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Biz burayı ilk kurduğumuzda kadınlar buraya uğradıklarında kendi yaşadıklarını üst kat komşusu ya da yandaki komşusu yaşıyormuş gibi anlatıyordu. Ama o güven ortamı tesis edildikten sonra artık ya o benim, bunu ben yaşadım diye ortaya cesaretle koymaya başladı. Bu burada bir algı da değişti. Mesela şiddet bitmedi, hatta giderek artıyor ama susmayan bir şey de var. Burası 4 muhtarlığı olan koca bir yer. Sadece burasıyla da sınırlı kalmıyor. Tuzla, Tuzla'nın emekçi semtlerinden kadınların artık geldiği bir alana dönüştü. Kadınlar niye size geliyorlar? Mesela şiddet gören bir kadın neden karakola değil de size geliyor? Yoksulluk çeken bir kadın neden işte sosyal yardımlaşmaya değil de size başvuruyor? Kadınlar bize gelmeden önce aslında bütün bu yolları deniyor. Karakola da gidiyor, davada açmaya çalışıyor, yoksulluğuna bir çözüm olsun diye iş de arıyor ama bulamıyor. Yani hiçbir sorununu devletle oranın çözmesi gereken meselelerde bile gereken desteği alamıyor. Alamadığı için buraya geliyor. Ya da tabii çözen de var. Örneğin işte boşanmayı başarmış bir şekilde. 10 yıl boyunca şiddet gördüğü kocadan bir şekilde boşanmayı başarmış ama bu sefer de ekonomik sorunları var. Çözülmüyor. O yüzden buraya geliyor. Karakola gidiyor. Susturuluyor. Mesela biz özellikle bu pandemi döneminde çok rastladık. En yoğun vaka aldığımız dönem, pandemi dönemi. 3 günde bir şiddet vakası gelir buraya. 3 günde bir kesinlikle gelir. Ama pandemide günde 3'e çıktı. Yani herhalde hep şey diyorum, karakol bile bu kadar aranmamıştır. Telefonlarımızı hiç kapatma lüksümüz olmadı örneğin. Derneği hızlıca açmak zorunda kaldık. Yasaktı ama işte toplantılar vesaire elbette yapmadık ama burayı kadınlara bir çözüm olsun diye açmak durumunda kaldık. İnfaz yasasıyla çıkan herif işte ertesi gün bir baktık çocuklarını dövmüş, karısını yeniden darp etmiş. Bu sebepten dolayı zaten hapisteydi. Çıkar çıkmaz yine aynı suçu işledi bunlar ve dolayısıyla bu kadınlar buraya geldiler. Yine derneğe ulaştılar. Karakola gitti mesela kadınlar. Karakoldan evlerine geri gönderildiler. Pandemi, işte gönderemeyiz sığınma evine ya da şunu yapamayız. Bazılarının işlemleri bile yapılmadı. Bazılarına biz eşlik ettik. Yeniden çünkü yani bizi aşan şeyler var. Sonuçta darp raporu alması lazım. Karakola şikayette bulunması lazım ya da savcılığa suç duyurusunda bulunması lazım. Kadınlar çok yalnızlaştırıldı bu dönem. Adliye kapanınca sanki şikayet edebileceğin hiçbir merci kalmamış gibi algılandı. Mesela ilk 10 gün kadınlar ya ben nereye gideceğim? İşte o yüzden burası önemliydi. İşte çeşitli sosyal medya üzerinden yaptığımız yayınlar, bağladığımız uzmanlarla birlikte yani onları konuk edip kadınlara hem bilgi amaçlı nerelere gidecekleri, neler yapacağı anlamında bir o yanıyla destek olmaya çalıştık. Diğer bir yanıyla da ekonomik, hem ekonomik hem de şiddetin önüne geçebilecek bir yaygara da koparmamız gerekiyordu. Fiziken yan yana gelemiyorduk ama bunu biraz sosyal medya üzerinden kısmen başardık. Örneğin işte boşanma sonucu yoksullaşmış kadınlar var. Yani memlekette yoksul çok zaten. Bir de boşandığı için yoksullaşıyor. Biz bunu bazen böyle söyleyince boşanınca neden yoksullaşıyor? Çünkü nafakayı vermiyor. Nafaka hakkı kazanmış ama nafakayı vermiyor. Çocukları da vermiş kadına.
Kiminin velayet babada ama anne bakıyor hala. Böyle bir yoksullaşma var. Küçük bebeği var, çalışamıyor. Zaten sosyal hizmetlere bağlı yaşayan, sosyal hizmetlerden aldığı destekle hayatını devam ettiren kadınların, mesela kiminin yardımları kesildi, yetmedi, eve kapandı insanlar, daha çok gıda besine ihtiyaç duydu. Mesela ilk 10 gün çok ağır şiddet vakaları. İkinci 10 gün hem şiddet hem yoksullaşma. Üçüncü 10 gün ya işten atıldık, şöyle olduk, böyle olduk, eve kapandık. İşte şu kısa çalışma ödeneğinden faydalanan insanların durumlarının giderek kötüye gittiği. Sürekli böyle bir sorunların üzerine başka sorunlar eklenerek büyüdü. Şimdi bir yandan da şöyle de bir şey var. Anlaşmalı boşanma. Türkiye'de ne güzel, kulağa ne kadar hoş geliyor. Anlaşmalı iki tarafın, değil mi? İşte oturup birlikte hazırladıkları bir protokolün altına imzayla tek celsede boşanması. Ama bu anlaşma tamamen erkeğin lehine. Ya çünkü dayatıyor orada, diyor ki boşamayacağım seni. Anlaşma şöyle, yani o protokolü o savcı, o hakimler de görüyor, biz de görüyoruz. Diyor ki çocuk annede ve para istememiş. Hiçbir şekilde iştirak nafakasıyla çocuklar için nafaka talebi yok. O söz, ya bunun adı anlaşmalı boşanma. Hiçbir şey talep etmeyeceksin. Ortak ev varsa onu da talep etmeyeceksen seni boşarım. Kadınlar niye kabul ediyor bunu? Çünkü şiddetten kurtulması lazım. Sesini çıkarmıyor. Bu anlaşmanın altına kadınlar da imza atıyor. Ve ne oldu? O adam hayatına devam ederken kadın derme çatma bir ev bulup o çocuklarıyla birlikte yaşamını sürdürmeye çalışıyor. İşte elindeki boşanma kağıdıyla en fazla işte sosyal hizmetlere gidiyor. Oradan bir kira bedeli alabilirse, o da aylar sonra işte bir sürü denetim vesaire yapıldıktan sonra veriliyor. Şimdi bu, tabii bunların yarattığı derin sorunlar var. Yani elde avuçta para yok. Mesela biz bu dönem şeyi fark ettik. Emekçilerin evinde televizyon yok ya. Çevremizde 70 tane insanın dayanışmasıyla bu yardımları yapabildik. Hadi bırak yapmayı, bırak o emekçiyi tespit edip işte yardım götürmeyi. Yardımlar kesildi. Raporlu insanların yardımları kesildi. Yılı doldu gerekçesiyle. Kardeşim sen pandemi diyorsun, her yeri kapatıyorsun. Hiçbir hizmet vermiyorsun. Ama yılın doldu diye gel raporunu yenile diye de yardımları kesiyorsun. Böyle şeyler çok sık çıktı karşımıza. Ya intihar etmeyi düşünen kadınlar aradı bizi. Ya ben artık yapamıyorum, intihar edeceğim. Sabaha kadar uyumadığımız zamanlar oldu. Yani çare arıyor işte. Burayı aradım olmadı, şurayı aradım olmadı. Sosyal hizmetlere ulaşamadım. Pendik Belediyesi bir şey yapmıyor. Şu kadar insan da evdeyiz. Dolabının fotoğrafını çekip atıyor mesela. Buzdolabı bomboş. Ne yiyeceğiz? Artık canımızdan bıktık. İntihar etmeyi düşünen. Ya da yine mesela pandemiyi fırsat bilerek bize sayfa üzerinden ulaşıp kocam beni öldürecek ve intihar süsü verecek. Ben intihar etmem. Asla canıma kıymam. Haberiniz olsun. Ya bir şey yapalım. Karakola gittiğim an diyor öğrenir. Yani ölüm anını bekliyor ama ben öldükten sonra da lütfen benim hakkımı arayın diye de şey, tabii biz ulaştık, ikna ettik. Elbette oraya da bir dayanışma götürdük ama hala aynı şiddet sarmalının içerisinde. Sadece bizim yaptıklarımız biraz caydırıcı. Yani bu kadını öldürsem anlaşılacak. Elbette mücadele en baki olanıdır ama dayanışma vesaire bilmem ne, bu kadar mekanizmanın devletin elinde olduğu bir yerde aşamıyorsun. Kadınların korkularını aşamıyorsun mesela. Korkuyor. Çünkü daha önce diyor gittim karakola, diyor ben daha çıkmadan polis arkadaşı ona haber verdi. Birebir şahit olduğum için söylüyorum. Bir tane kadın arkadaşımız pandemiden bir süre önce bir telefon geldi, gittik kadını kocasının elinden aldık. Polisten önce oradaydık. Yani şiddeti durdurmaya çalışıyoruz. Kadını soğukta dışarı çıkarıp çocuğunu da kucağına alıp gidiyor. Anahtarı da vermiyor. Biz bu vaziyette yakaladık. Dövmüş zaten, darp etmiş. Kol incinmiş, kafa patlamış vesaire. Ve orada polis, biz bu işe tepki gösterdiğimiz için şiddeti önlemeye gelen polis bize şiddet uygulamaya kalkıştı. Bu kadın, biz hiç bırakmadık dayanışmayla vesaire. Hatta çok yakın zamanda bu derneğin karar mekanizmalarının içinde bile yer almaya başladı bu kadar kısa sürede. Çocuğu babaya verdi. Çalışması lazım. Ufak bir çocuk. Ama çocuğu hafta sonları alıyor. Hafta sonu aldığında bu adam kadının iş bulduğunu öğrendi ya. Çocuğu almamak üzere bir sürü ayak oyunu. Bizden son dedik ki çocuğu alıp karakola, ya bana getir diyor. Kapının önüne kadar getireceksin. Kardeşim uzaklaştırmam var. Bu kadını her fırsatta tehdit ediyorsun. Bu kadın senin ayağına neden gelsin? Bu çocuk ortak çocuk. Yani kabul de etmişsin. Hafta sonları alıyor ve sabah işe gitmesi gerekiyor. Hayır diyor. Benim canım ne zaman isterse o zaman alırım. Neyse karakola gidiyor kadın. Karakola da gelmiyor. Ben gittim. Karakoldayız.
Tabii şey gergin, sinirler gergin, pandemi vesaire bilmem ne falan derken adam içeri girer girmez, yani ben oraya gittikten sonra polisi arattırdık. Arayın gelsin, biz bu kadını o eve göndermeyiz ya da yanımıza birini verin, yani bir memur bize eşlik etsin. Biz götürüp çocuğu kapıda verelim çünkü bu kadın zar zor zaten bu işi bulmuş. Daha birinci haftasında ya ben çocuktan dolayı gelemiyorum dediğinde işsiz kalacak. Yok, bizim öyle bir uygulamamız yok. Aile içi şiddete çıkıyoruz. Aile içi şiddet memuru mesain bitti diye çekti gitti. Mesain bitti diye gidiyor ama aile içinde şiddet devam ediyor. Yani bu nasıl bir anlayış? 183 bize diyor ki, arıyoruz 183 diyor ki 155'in polisi size eşlik etmek zorunda. 155'in polisi de diyor ki hayır, böyle bir uygulama yok. Şey çok önemli bu, o yüzden kadınlar haklarını bildiklerinde en azından bir eşiği atlamış oluyorlar. Bunları söylüyoruz, bunları ifade ediyoruz. Bu sefer de ya işte gelinen nokta, ya karakolda yeterli polis yok. Yani evet var, kabul ediyoruz, doğru, sistem bu. Ama karakolda yeterince polis yok. O zaman ara kardeşim gelsin, bu herif gelsin buraya, alsın çocuğunu. Adam kapıdan içeri girer girmez tavır şu: benim burada tanıdık arkadaşım, polis arkadaşım var. İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Pandemide şiddet oranları düştü. Düşük gösterdiniz çünkü, kayıt bile almadınız, kadınların şikayetlerini dilekçeye dökmediniz. Yani sizin düştü dediğiniz şeyin iki katına çıktığını biz bütün gün yaşadık. Bütün zamanımızı buna harcadık. Günde 5 tane telefon sadece bu derneğe geliyorsa, ya bu bölgede hem ensest hem komşu tarafından, öğretmeni tarafından, mesela yine yakın zamanda burada bir kız lisesinde bir öğretmen tarafından birçok öğrencinin taciz edildiği, şu an yeni başladı, davada açıldı vesaire. Mesela bunlar çok yaygın. Ya haliyle şöyle bir şey değil. Yani tamam, böyle 7 yılda evet kadınlar her türlü sorunlarıyla geliyorlar. Elbette hepsinde ayrı ayrı etkileniyoruz. Yani çok birden sorunca böyle tabii şey seçemedim de, yani hepsi bizi ayrı ayrı etkiliyor aslında. Hepsinin ayrı ayrı kendi içinde bir sürü drama olan hikayelerimiz var. Ama işte o dayanışma, birlikte üstesinden gelme, birlikte müdahale etme. Herhalde o da bizi biraz şey yapıyor, yani biraz o mücadele ediyor olmanın, yani buna karşı duruyor olmanın, bunun bir sonuçta bir çözümünün olduğunu biliyor olmak hafifletiyor biraz. Birçok yerde çözüm olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir defa şey var, yani caydırıcılığı var. Buraya gelen kadınlardan birebir duyduğumuz şeyler, ya işte sana artık vurmayacağım, kesinlikle sana şiddet uygulamayacağım, o dernek bizi rezil eder. Mesela bir böyle bir caydırıcılığı var, çözümü var. İkincisi, buraya gelen her kadının sesi olma meselesi var ya, birbirimizin sesi oluyoruz. Mahkemede işim var, orayı kitlesel takip ettiğinde, birlikte gittiğinde aslında onun sorunu çözülüyor. Yani teknik bir şey, boşanacak ama onun psikolojik olarak rahatlaması, yanında kendinden birilerini buluyor olması, dışlanmıyor olması, özellikle boşanmış kadınların birçoğu şöyle bir psikolojiye giriyor. Burada 7 yıldır mesela çok çeşitli şeyler de yaptı. Burası sadece işte sorun yaşayan kadınların alanı değil. Burayı aynı zamanda eğlenceli kılan, etkinliklerini yapan, atölyelerini kuran, evlerden çıkıp gelip korosunu kuran, 3-4 yıl boyunca sahnede türküsünü söyleyen kadınların yeri. Yani bütün günümüz işte şiddeti konuşarak değil, oradan çıkmak üzere de bir takım işler yapıyoruz. Çeşitli atölyeler düzenliyoruz. İşte eğitim içerikli konuları biraz daha böyle atölyeler ve uzun, bazıları uzun vadeli, bazıları kısa vadeli, haftalık programlar, aylık programlar. Fabrikada çalışıyorsa hakları nedir? Nasıl çalışması gerekiyor? İnsanca bir ücret nasıl gibi gibi falan, böyle birçok alanda da şeyler de yapmaya çalışıyoruz. Mesela kadınların çoğu uzun süre şöyle şeyler yaşadı. Bunu yalnız yaşadığını sanıyor. Bu tek onun kaderi, onun sorunu, onun kocası kötü, onun şanssızlığı. Ama mesela o toplumsal olarak görmeye başladığında, o da burada mümkün. Onu burada görüyor zaten. Ya ben harbiden, ya bu kadar mı? Aa, demek işte o zaman bu kader değil yani bu. Bize biçilen bir rol var. Yani burada kadınlar üzerinde yapılmış bir hesap kitap var. Bu şiddetin politik yönlerini mesela şey kavruyor, görüyor. Dolayısıyla biraz daha kaderci, benim sorunum demekten de çıkıyor. İşte bir zamanlar hakikaten böyle artık bitip tükenmiş, o yaşadığı şiddet dolu, o sarmaldan çok uzun süre kalmış, çıkmış ama gelmiş burada o güven ortamını, ya da işte artık kendisinin de bunun bir mücadelenin parçası olduğuna inanmış birçok kadın arkadaşımız var. Derneğin yöneticisi mesela.